Dünya, dünyamız. Hep bizim olacağını sandığımız ama heyhat. Vakit dolduğunda bizi bilmediğimiz bir kapıdan gönderen aydınlık dünya. Daha doğrusu yalan dünya. Bu yalan dünyamız en çok kimi sevmiştir? Kimi unutmamıştır bilir misin Can? Kendisinin yalan olduğunu hiç ama hiç unutmayanı unutmamıştır. Yaman Çelişki ve selam. Bu yaman çelişkiyi çözecek hayatın yalan ama hayatta yaşayacağı her şeyin gerçek olduğunu bilen kaç gönül vardır ki unutulmasın? İşte izleyeceğiniz hikaye bu hakikati bilen gerçek bir Anadolu ereninin hayatı ve ardında bıraktığı sevgi serinin hikayesidir. ...48 yıl öncesiydi sadece. Ve Adıyaman'dı burası. Berraklığı ve bereketiyle Zerban suyu yine sulardı bulama. Ama kalbi bulama sığmayan bir seyit vardı burada. Ahu içen evladı Aziz dedeydi o. Genç yaşta da terk edilebilirdi dünya malı. Kavgaya değil, halkaya davette aziz olanın, arif olanın işi. Ben Avuçhan Ocağı'nda Dede Aziz'in torunu Hasan Baba'nın oğlu Hüseyin Güzel Dede. Dedemin burada güç etmesinin nedeni ise burada kendi topluma hizmet etmek için mağdur durumdaki olan Kav aşireti var. Aşağıdaki Kav aşireti. Bir köy vardır. Nerede bakarsa bir 20 köy var. Bu 20 köy içerisinde mağdur durumdaki olan insanları yardım etmek için burada bu köyde mal varlığını, her şeyini bırakıp çekip gitti oralara. Nenem rahmetli olduktan sonra babam 5 yaşındayken kolunda tuttu ve Adıyaman'ın çevre köylerine gitti. Vakit gelmişti. Heybeyi alıp çıkmak gerekiyordu. Zerban suyuna veda etmeli. Bulama veda etmeliydi. Özlese de dönmeyecekti bir daha buraya. Ve yolculuk başlar. Hem kalpte hem dilde. Dervişe mal mülk dediğin neydi ki? Yük sadece. Oysa ne kadar da hafiflemişti şimdi. Yani
şimdiki insanlar gibi para olsaydı, para vardı, mor vardı, o diyor, toprağı hep onudu. Ona kurban oluyorum. Mol mülk peşinde derdi. İşte Allah, tabii Allah'ın temiz adamıydı. O payzo bütün yerlerine aynı biriydi. Ben Kozan köyünden oturuyorum ama ben ara sıra o bize geliyordu, biz yanınıza gidiyorduk. Birisi bir kurban getirirken o kurbana diyordu ki, oğlum gitmeyin, kurbanı kesin, dağıtın, yiyin, ondan sonra gidin. Para pula gözde yoktu. Sakat gelen sağlam gidiyordu. Hasta olan, hasta yanına geliyordu, şifa buluyordu Allah tarafından. Oğlum'a söyleyeyim, o payzo keramat sahibiydi. Yani o payzo şimdiki millete benzemiyordu. O payzo kendi kendine bir büyük bir zattı. Aziz dede herkesin babasıydı artık. Adıyaman'ı köy köy dolaşıyor, özellikle fakir evlere konuk oluyordu. Gittiği her yere bereketini, sıcaklığını, hoşgörüsünü bırakıyordu. Hele çocuklar, onun kuzusuydu bütün çocuklar. Önce başını okşar, sonra cebinde mutlaka onlara verilmek üzere bir hediye çıkarırdı. Kendisi Avuçan Ocağı'ndandır. Zeynel Abidin'in soyundan gelir. Ve o ocağa, o mekana, o inanca, o maneviyata bağlı olan biriydi, layık olan biriydi. Aziz dededen hiç kimse şikayetçi değildi. Hiç kimse şikayetçi değildi. Aziz dedenin de tüm kalkması, oturması, davranışı insanların barışı içinde, güzelliği içinde, birbirlerini sevmeleri içinde, dünya malı için, ondan sonra işte dincilik, mezhepçilik, ırkçılık vesaire, fakir, zengin, ben, hep ben veyahut da böyle şeyleri istemezdi, sevmezdi. Bunların olmasını da istemezdi. İnsanlık mesajını verirdi, barış mesajını verirdi, sevgi mesajını verirdi. Oturmasıyla, davranışıyla, hareketleriyle Aziz dede. Tabii ki o da kendi büyüklerinden, diğer er ve evliyalardan esinlenerek yani o güzelliği yakalamış ve layıktı. Layıktı ki toplum onu sevdi, onu saydı. Neden bilinmez ama bir süre sonra kendine mekan olarak bu köyü seçti. Arada çevre köylere gitse de artık evi yurdu bu köydü. Şahmir köyüne yerleşmişti. Güler yüzü, sakin mizacı, asaleti ve bereketiyle topluma güven veriyor, adaletiyle sorunları çözüyor, alametleriyle de Allah'a olan yakınlığını ispatlıyordu her geçen gün.
çevre köylerden akın akın insanlar onu görmeye, müşküllerini çözmeye, Şahmir köyüne gelmeye başlamışlardı. İşte bu şuna kılı röye rünüştü ya, ya hafız olup verdi o vedara ve şuna röye rünüştü. Duyu ve dehot işte mola bozma rüden işte. Mola dünya hafız ne oldu kır. Korbon dehotum ba korbon bim. Ki dehot bu kuli dene gapi yeku. Du bar ke kul dhane gab maya ka ka sora ista am gesh na gesh nil vi wala ti vi gondi u wo ka dogu che wangu ista idr randiero mol dhane haz nor kar du bar ke mol dhane garak ma bi du hirak bhalo me yo mu a mol dhane garak ma no par pul garak ma no an می گون گیدون خو تم ده هوتن د چون گیلون گیدون خو بارج ده د چ تم هاو و قربون مروزه خار کې ذکرن ای کور ده هوتن بچو د چ نه ساقاج ده هوتن د چون کی ده هوت بو یک اعلو د شو خو تنج مروزه وند کر بیزم بادر چوک اوخته چوک اوتردی کشکن کشکن اونی گیبی بیر ادم ده گلسایدی بیزه قونقلاسایدی Ama ortak göremez. Bir gün o zaman tabi tuttuğum motor yoktu. Bir ilan davun emi verirken benim ayağıma sırdı. Artık şeyde duramıyorum. Ağacı çok. O millet de tıktım motora çok şey etmedi. Dedi de ağzını yana götürün. Aldı beni nasıl kapıda gördü. Elini bile doyma şöyle şey diyordu. Yani şimdiki kazı şeyine bahrik ediyordu. Oy dedi ben Mehmet'ime ilan pü dedi ilan sesermiş dedi. O bunu ben kendi elinde gördüm. O bir de suya öperladı bir de toprağa şey etti. Dedi hiç tövbe sanki esirmemiş gibiydi. Doğru ne diyorlar, okçanlardadır. Ahu içen ocağı evladı Resul'dur. Kayıtlı beratlı secere sahipleridir. Ve bu kabileye ahu içen denmesinin özel bir de hikayesi vardır. Ey Cimot, zirte o pazı çocuğu emolu kuşuna. Kore koli bana padişak ravu. بان شیخاکر، بان داداکر گو که هند واده های کرمات که بینیم نیکه برات که بودم یک مولا آقو چین که مری پیش باد بکی گوله خوا گو پاشا تو چی دخوازی؟ گو کرمات ها نتیش که دینیم بینیم نه گوهد که زیره هزه زیره بتادم زیره گو گوه میده فیجان تشکر دای زر بخور پادشا گوه فیجان ای که زر بخور المره او نکه تا زر دا مکشی حنگف بتادم گو دوی ابین باشه که امره دیدی فیجان بر پیچه خواه ها کرن گو بشین تشه حنگف بو گو ساس سن زر بانا برده گو بنده بار سانه بردم گو Bahsi geçen zehir içilen tas, aile tarafından halen muhafaza edilmektedir. Alevi inancında önemli bir yer olan teberek nişanesidir. Adıyaman ve bölge insanının çoğunun bildiği, kimisinin de bizzat şahit olduğu başka bir keramet de bu ailenin her türlü zehirli hayvan sokmalarına karşı panzehir etkisinin olduğudur. Bu ocağın toprağı ya da kişilerinden birinin tesiri o zehiri etkisiz hale getirmeye yeterlidir.
Ben küçükken, beşikteyken ilan boruma ısırmış, daha izi de bellidir, görünüyordur. Ben ölü diyerek, annem ben ölü diyerek apayzın yanına götürüyor. Apayz da diyor, anneme diyor ki indir yanıma. İndiriyor, bir havlu üstüne örtüyor. Bir yarım saat sonra ben apayzın yanında ağlamaya başlıyorum ve iyileşiyorum. Hala da iz yüzümde, borumda bellidir. Bizim eve yılan girmişti. Kol komşu geldi, yılanı öldürecekler. Babam dedi durun, size Aziz dedenin kerametini ispatlayacağım dedi. Aziz dede türbesinden getirilen toprağa bir sürahinin içine konuldu. O sürahinin suyu yılanın etrafı komple kapatacak şekilde döküldü. Dökülünce yılan kendi içinde büzüştü. Etrafından çekildiler. Yılan çıksın gitsin diye kapılar açık. Yılan çıkamadı. 4-5 saatin sonunda yılan artık büzüşmüş, ölmek noktasındaydı. Ondan sonra oraya su döktüler, yıkadılar, yılanın gitmesine izin verdiler. Halen günümüzde biz kendi evlerimizde yılan, akrepten korunmak için etrafına o ziyaretin toprağını kullanıyoruz. Döküyoruz hani. Yakıdır, 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 canım yakıdır. Gözü görenlere her yerden hazır. Haydar, 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 haydar. Çok zaman geçmedi Aziz dedenin Hakk'a yürümesi, 48 yıldır aramızdan ayrılışı. Toplum üzerinde hem zahiri hem de batini yönden bu kadar tesir etmiş ve bölge insanının Allah'ın eren ve evliyası olarak saydığı Aziz dedeyi bizzat gören ve kerametini yaşayan insanlar bakın neler anlatıyorlar. از رحسزو آخوری گر باخم اچوم بر ارحت بو ای کرمت سعو ما دستا گد دی دست خوهار ننگ خست مندالیک دوه او رو سخوه کی خوشه تماماً فلشلی بی انسان گلیو یانا ای کاریشلی طرفندن اشیک سرطندن گتریلیمش بی انسان Orada apayzoğun karşısına geçiriliyor. Orada getirdikleri bir lokma tanesinden. Kendisine apayzoğu uzatıyor. Uzatması sonucunda onu almak istiyor fakat alamıyor. Apayzoğu ısrar ediyor. Bu lokmayı al. Ya diyor ben alamıyorum. Al diyor. Almasıyla adam eli çözülüyor. Lokmayı alıp yiyor. Ve öbürsü gün yürüyerek tekrar kendi evine gidiyor. Başımdan geçen tek bir olayı anlatacağım. 1962 yılında bir hastalık geçirdim. Acımasız bir hastalık geçirdim. Daha okula gitmemiştim. 63'te okula, ilk okula başladım. Bizim köye okul geç geldi. O hastalığımda komaya düştüm. 40. gününde bir rüya gördüm. Baktım karşımda oturmuş, eline bir elma almış bizzat. Oğlum ben falan kişiyim, ben Apaziz dedeyim, babana söyle. Baban gelsin bu elmayı götürsün ki iyileşesin dedi. Ve ben tekrar gözlerimi açtığımda annem rahmetli, komşu akrabalar ağlıyorlardı. Ben gözümü açtım, dediler ki ne oldu? Ben dedim işte durum böyle böyle. Babam gitsin falan yerde, Apaziz onun yanında bir elma getirsin, iyileşirim dedim. Rahmetli babam o arada bir hayvan affedersiniz binmiş gitmiş bizim köyümüze de bir saat, bir buçuk saat bir mesafede. Gitmiş orada aynısını babama anlatmış. Al demiş iki tane elma vermiş. Birini sağ cebine koy demiş, birini sol cebine koy. Tekrar babama da demiş eğer Allah benim bu ricamı da kabul etmezse ben bir daha gelip bilmem sizin köyde çobanlık yapacağım falan da demiş babama. Babam da acele oturunca demiş ki kalk demiş, hemen acele git, bunu çabuk kavuştur demiş. Bir baktım o arada tabii babam geliyor, karşıda bu günümüzdeki televizyon ekranı gibi, televizyon ekranı gibi baktım geliyor, sağ cebindeki
elmayı gördüm. Yine bir ses, unutma dedi, sağ cebindeki babanın sağ cebindeki elmayı sana yedirsinler dedi. Ben yine gözümü açtım, dedim ki babam geliyor, biri köylü kaçtı aşağıdaki mahalleye gitti. Dedi ki evet, dedi, bilmem falan yerde geliyor dedi. Tabii ben yataktayım, görmüyorum. Geldi babam, o elmayı verdiler. Ben tek yiyemedim tabii, hastaydım. Ağzıma sürdüler, biraz bıçakla da orayı falan sürdüler. Yedim, ertesi günü kalktım, çocuklar yeni ayaklanır gibi tıpış tıpış duvara dönerek şeye gittim. Dışarıya çıktım, anam kalktı, kucakladı. Bunun akabinde 3-4 ay sonra kurban götürdük. Abbaziz ve kurban götürdük, kalabalıktı. Şu anda da halen herkes bildiği gibi devamlı her hafta yüzlerce, onlarca kurban vardır. Kurban kestik, rahmetli anamla bir ara yalnız kaldık, beraber kaldık. Baktım, gördüğüm rüyadaki pozisyona geçti. Pozisyona geçti, bana dedi ki, evladım o mu dedi. Dikkatli et, bu o mu dedi deyince, sanki başıma dünya yıkıldı gibi. Ben hemen anamın kucağına, eteğine sığındım. Ve rahmetli hem yaşlıydı bir de pratikti. Alır almaz beni kucağına aldı. Dedi ki ben hafayacığım, ben adamı öldürmem dedi, ben deli değilim dedi. Öptü, hatta sakallarını bana okşattırdı. Bak dedi, ben buradayım dedi, bir şey yok dedi. Doktorlara gittim, abalara gittim. Kime gittim dedi, çocukların olmaz dedi. Kettin, umidini kes dedi. İsterse kocanın yolunda çık dedi, evlenirse evlensin dedi. Kocama söyledim. Kocam da dedi ki ben çocuklar istemem dedi. Canımız sağ olsun dedi. Yine dedim millet dedikodu yapar, laf söz olur. Dostu var, düşmanı var, insana sevinir. Ben Apayzun'un yanına gideceğim dedim. Ben kalktım Malatya'da geldim Apayzun'un yanına. Hoş bir şeydi, kızın derdi ne dedi. Ben dedim, benim derdim işte çocuk dedim. 3-4 senedir bir oğlum oldu, öldü dedim. Doktorlara gideyim diye. Daş imşanırsa sen imşanmazsın, umudunu kes, boşuna gezme. Ben de senin yanına geldim. Eğer sen benden az geçersen, ben de umudumu az geçeceğim dedim. Dedi, kurban olan bu iyi niyetine dedi. Allah beni kurban eder o niyetine dedi. Çok temiz bir niyetin var dedi. Olacak kızın dedi. Oğlan da olur, kız da olur dedi. Hiç umudunu kesme dedi. Geldim eve, evde 3 ay gitmedi. Baktım benim büyük oğlum var, Zeki'nin büyüğü. Doğduğundan sonra kucağımıza aldık. Babasıyla beraber geldik Apayzo'ya. Bir kurban kestik orada. Şehmir için kudu loji rozi ve lonji rozi ve pır kıymeti Apayzo'ya dikirin. Ve çağı şunu ki sabitin hoşçuy. Eho komil dede bizini merhaba dağıtınca. Ne hoştu bu. Hanok meribi kırava ayba işledi. Kırı konuna un dağıtınca Apayzo'ya kudu evlat kurdu da onayı. Kad dünyalı seri çiye. Dünyalı seri eyli mimini ki ya. Seri ki komil ki ya. Seri ocağına. Kudu kemoyu ocağına da. Apayzo. Yani şey bir adamdı, sakin bir adamdı, mert bir adamdı. Bizde 1959'da mı, 57'de bizim Şehmir köyüne geldi. Dedelerdeydi, avuçanlardaydı. Onun şeysinde hiç görmedim. Para sevmiyordu, şeyi sevmiyordu. İyilikten başka kimseyi şey etmiyordu. Apayzo böyle sakin bir adamdı. Hiç. Yani kimsenin kalbini, malpini kıramıyordu. Apayzo 40 sene bizden kaldı. Şehmir köyünde 40 sene kaldı. Onun cemaatini oturdum. Çok oturdum.
bize diyordu ki oğlum, iyilikten başka bir şey bize fayda etmez. Yalnız iyilik, iyilik, iyilik. O kid hot bor do bar ki kiwara bor mu kul dene gaba meyeka. Do gaba meyeka ho anari vo masare menam nari vo farona ik qosyo kho haj gaya kan do. Ke cher kri do bar ke khor kri gaya gaba meyeka. O kadar çok hikaye var ki anlatılan. Şahitleri olmazsa inanmak mümkün değil. Mesela şu mezarda yatan rahmetlinin hikayesini dinleyelim. Bir gün Doğanşehir'den kalkıp kötürüm olan kardeşini şifa bulması umuduyla Aziz dedeye getirir. Çok ricada bulunur. Dedem ne olur kardeşime bir şifa der. Aziz dede yapma, etme, bu kadar ricada bulunma. Sen kendine bak der. Akşam yatarlar. Sabah olur. Ricada bulunan sapasağlam kardeş yatağında cansız yatmaktadır. Sakat kardeş ise ayaklanıp sapasağlam olur. Kardeşini buraya gömer ve atına binip köyüne gider. Söyleyecek birkaç sözüm var. Duyup tutmazsanız size yazıktır. Bu yola girmezsin fesat fitne kâkirlenir adımız. Bize yazıktır. Bu yola girmezsin fesat fitne kâkirlenir adımız, bize yazıktır. Benlik edip her bir kaba uçarsa, bir gönül incidip hatır kırarsam, lezzeti bozulur bir et kokarsa, ona tuz atmayın, tuza yazıktır. Lezzeti bozulur yar yar bir et kokarsa, ona tuz atmayın, tuza yazıktır. Meluliyem yardan gayrıya bakmam, ahd ile peymanı elden bırakmam. Körlerin önünde çıramı yakma, görmezler ışığı kaza yazıktır. Körlerin önünde yar yar çıramı yakmam, görmezler ışığı kaza yazıktır. Adıyaman'ın Bulan beldesindeki yerini yurdunu bırakıp 50-60 kilometre doğudaki Yedioğluk yani Şahmir köyüne yerleşen ve vasiyeti üzerine bu tepeye gömülen gönüller aşığı Aziz dede bu çorak tepeyi bir mabede çevirmiş. Huzur, barış, dayanışma ve birlikteliğin köklerini
buradan atmıştır. Bu huzur, dayanışma ve kardeşliğin sürdürülebilmesi ve büyümesi için ön ayak olan insanlar Aziz Dede Türbesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni kurdular. Malatyalı iş adamı Zeki Akdağ, ki annesi çocuğu olmadığı için zamanında Aziz Dede'ye gelmiş ve daha sonra Allah'ın izniyle evlat sahibi olmuştu. Bu derneğin başkanı ve bu dergahın gönüllüsüdür. Emekli müfettiş olan ve titiz dürüst kişiliğiyle sevilen Zeki Bey, Aziz Dede'ye olan sevgisinin temelinde onun hayat felsefesine olan hayranlığının olduğunu vurguluyor. Ehl-i Beyt soyundan gelen Mürşid-i Kamil ailesi Ağuçan Ocağı'nda ve yaşadığı dönemde çevresinde büyük bir saygı ve sevgi uyandıran apaziz, mübarek bir insan, büyük bir velidir. Mazlumların, yoksulların yanında olmayı, onlarla birlikte mütevazi bir yaşam sürdürüp fakir sofralarında yemek yemeyi, zenginlerin, zorbaların, zalimlerin sofrasındaki etli pilava, lüks sofralara diyelim, ziyafetlere tercih etmiş, dolayısıyla tavrını hep yoksullardan yana kullanmış, onlardan yana olmuş, yaşadığı dönemde bunu ısrarla sürdürmüş bir insandır. Yanına gelen Alevi Ali de, Sünni Osman da, Hristiyan Sarkis de onun dünyasında aynı değerdedir, aynı önemdedir. Hepsini de kucaklamıştır. Mübarek zatın bu güzel özelliklerinden dolayı ben kendi değerlerimle büyük ölçüde örtüşen bu yaşamından dolayı ona ve onun türbesine ziyaret etmeyi, ona gönül veren insanların ziyaret mekanını da güzelleştirmeyi kendime bir görev olarak gördüm. Bundan dolayı mutluyum. Biz buraya el attığımızda ziyaretin önündeki ağaç ve ağacın karşısında bir baraka, o barakanın arkasında da bir tepe vardı. O tepenin toprağını, bu bulunduğumuz yer uçurumdu. Tepenin toprağını bu uçuruma doldurduk. Burada bir zemin kazanmış olduk, bir alan kazanmış olduk. Daha sonra şu hizmet binasını yapmış olduğumuz yer dikey, eğimli bir üzüm bağıydı. O üzüm bağının sahibi sağ olsunlar Hüseyin Çilbey Efendi yerini bize hibe ettiler. Oraya inşaatımızı yaptık. Orada şu an bir hizmet binamız var. 4 katlı hizmet binamızda kiler, mutfak, 28 adet tuvalet, yemekhane, yatakhane, kütüphane, idare binası, kesimhane olmak üzere bir hizmet binamız var. Hizmet binasının alt tarafına biz foseptik çukurlar yaptık, kan akım çukurları yaptık. Kan akım ve su akım şebekesini düzenledik. Suyumuz yoktu, yetersizdi. Bir sondaj vurarak su çıkardık. Hizmet getirirken çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama biz aşkla bağlıyız, Ehl-i Beyt inancına ve bu aşk bize manevi güç vermekte. Dolayısıyla seve seve bu hizmetleri tüm zorluklara rağmen yerine getiriyoruz. Buranın toplumumuzun bütün ihtiyacını karşılayabilecek bir mekana dönüşmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Buraya anma törenlerinde geçtiğimiz yıl için söylüyorum, resmi makamların vermiş olduğu bilgiye göre 35 bin ile 40 bin arası ziyaretçi gelmiş. Dolayısıyla müthiş bir kalabalık oluyor. Mübarek zatı ziyaret etmekte izdiham yaşanıyor.
gitme durnam gitme. Nereden gelirsin? Nereden gelirsin? Sen nasıl canana benzersin durnam? Her bakışta beni mecnun edersin. Gönülden mihmana dur, benzersin durma. Hasnen nenni, dost nenni nenni. Mestanedir deli, gönül mestaneyi, gönül mestaneyi, bütün cemalineyi, oldum pervaneyi, kaşların yakışır bütün cihanayı. Yusuf'u Kenan'a dost, benzersin durna. Hasnen nenni, dost nenni nenni. Yusuf'u Kenan'a benzersin durna. Sevgisi yaşadığı dönemle sınırlı bir sevgi olmamış. Yeni nesiller de kalplerine onun sevgi ve itikadını yerleştirmişlerdir. Onun türbesine gelip dua eden, dileği kabul olan ya da rüyasında gördüğü için buraya gelip onu ziyaret eden binlerce gence rastlamak mümkün. Buraya gelmemin nedeni, her yıl adak getirmemin nedeni, 15 yıl önce başımdan bir olay geçmişti. Evlendiğimde 3,5 seneye yakın çocuğum olmamıştı. Doktora gittiğimde tüp bebek bile olmaz demişti. Ama rüyamda bir gün Apaydin'in oğlu Hasan dedeyi görmüştüm. Oraya gittim, adadım ve her yıl buraya geldim. Allah bana dünyalar güzeli 2 tane kız çocuğu vermişti. Allah herkese nasip eylesin böyle çocukları. Aziz dedenin başka bir kerameti de bizzat ben yaşadım. Hani kendim görmedim ama bizzat kendim yaşadım. Biz Irak'a çalışan mobilya firması olarak Bağdat'ta çok güvenilir bir insana mobilya verdik. Mobilya verdiğimiz firma bomba patlaması sonucunda yandı, öldü adam sahipleri. Ve bunlar bizim ödemeleri kabul etmediler. Yaklaşık üzerime 2 trilyon bir borç kaldı. Bu borç sonucunda artık biz bittik. Yani bütün elemanlar ve ben açız bu saatten sonra. Çare yok. Elimde depomda 200 tane takım var, kırık dökük. İşe yaramaz. Parayla satsan satılmaz, atsan atılmaz. Onlar var, onları paraya dönüştürmek istedim. Sonra birader aradı. Biraderim dedi ki Adıyaman'da apayzo şenlikleri var. Öyle deyince ben dedim tamam, ne olacak yani. Tamir ettiğim takımlardan 3 tanesini bu yoklukta az dede veririm şenlikler için. Onu bağışladım. Daha sonra depodan yapıp tamir olarak getirdiğimiz, mağazaya koyduğumuz takımlar, koca koca delikleri, büyük büyük problemleri olmasına rağmen o takımların, aynı günde, 20 günde komplesi sattım. Yalnız sattığım bu takımlar benim borcumu karşılamıyordu, çeklerimi karşılamıyordu.
Bana bir ekstradan bir 500 milyar daha para lazım. Ve önümde bir haftalık bir süreç var. Adıyaman'dan gelen tırlarım var. Tırlarım gümrükte. O gümrükteki tırlar mı? Müşteri teslim edebilsem aynı gün paramı alacağım. Fakat önlerinde 8 gün 9 gün sıra var. Geçmeleri imkansız. Yapacak bir şey yok. Malım var fakat sıra var. Borç var, çek var. Sıkıntılar, yapacak bir şey yok. Akşam uyuduk, sabah kalktım. Tırlar hepsi Erbil'e gelmiş. Tırcıya sordum, lan Ali nasıl geldin buraya? Abi dedi, benim arkadaki tırda devletin malzemesi varmış. Peşmerge geldi dedi, bu sıra komple çıksın gitsin. Hepsini salıverdi. Biz de çıktık akşam yola, geldik Erbil'e. Sabah 8'de müşteriyi aradım. Getirdim, malı gösterdim. Malı teslim ettim. 500 milyar parayı bir günde toparladım. Fabrikama gönderdim. Azize'de sayesinde. Şu an benim 6000 metrekare fabrikam var ve hepsi Azize'de sayesinde. 2 yıl ki ben Apoazize'de türbesinde bekçilik görevini yapıyorum. Buraya günde var ki 10 kurban, 20 kurban geliyor. Allah rızası ile o kurbanları güzel bir şekilde kesiyoruz ve kurban sahipleri lokmasını yapıp ve millete dağıtıyor. Buraya gelen canlılar Sünni olsun, Alevi olsun, hangisi ırkta olursa olsun yanımızda birdir. Ölüm zamanında da vefat edecek zaman bir günümden evvel köylü hepsi çağırdı. Köylüler, gelenler falan dedi, yarın ölene doğru ben Hak'a yürüyeceğim. Kimse işe gitmeyin. Köylü kimse gitmez. Yok dedi, sağdır bu apaycın. Niye bilesin? Yani millet kırmadı gitmedi. Yarın dedi, ben vefat edeceğim yerini belletti. Benim yerim buradır. Birisi kalkın dedi, gidin. Kardeşim güzel efendi vardı Blanda. O zaman araba mesela olsaydı yol yoktu. Dedi de oraya bindirin güzel efendi gelsin. Bana kavuşmaz ama dedi gidin git getir. O millet cenazeyi yani onun cenaze değil de onun şahsını aldı, o ziyaretini buraya götürdü. Mezarını eştiler. O arada bir gördük, Dede Güzel geldi. İllahi dedi, kardeşimi ben kendi memleketime götüreceğim. Köylü de yol vardı, yol dedi, işte sakin bize bu hasatı etmiş. Dede Güzel dedi, rohbacın şeyini yapmadı, işte burayı saymış, burada gömeceğiz. Yok dedi, illahi götüreceğim. Burada da bir amcası çocuğu vardı, şey isminde. Müslüm isimde. O da kızdı dedi, Dede Aziz eğer sende varsa bir keramet göster ki bu bizim yakamızı bırak. Aziz dedenin sırrı hakikate erdiğini göremeyen, anlayamayanlar cansız bedeninde pazarlık etmeye başlamışlardı. Madem buraya gömülmek istiyorsun, o zaman bir keramet göster dediler. Zaman durmuştu sanki. Kalabalık şaşkınlık ve korku içinde beklemekteydi. Bunu biz hepimiz buna bakıyoruz. Yer sağlandı, hatta tavuk kalktı, indi, millet hep korsundu, yani döndü. Yer titredi utancından. Sallandı insanoğlunun ayağının altında. Keramet mi istediniz? İşte keramet dedi. Burası Adıyaman. Azize'nin kabri ise tüm dünya, bütün insanlık. 72 milletin hepsine yer var burada. Onun kabrine yapacağın yolculuk, kendi kalbine olan mesafeni azaltacaktır. Aşkı Niyaz ile.